Merhabalar. Bugünkü dersimizde nakliyat sigortalarından bahsedeceğiz. Nakliyat sigortası para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin bir nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması, nakledilmesi sırasında doğabilecek çeşitli risklere karşı bir prim karşılığında güvence, yani teminat altına alınmasını sağlayan sigortadır. Dört tip nakliyat sigortası vardır. Emtia, mal nakliyat sigortaları, kıymet nakliyat sigortaları, tekne sigortası ve sorumluluk sigortaları. Bunlardan birincisi emtia, mal nakliyat sigortası. Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır. Yine savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi riskler ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esasıyla yapılmakta, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Emtia nakliyat sigortasında sigortalı tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir. Emtia nakliyat sigortası neleri kapsar? Sigortaya konu olan emtianın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes bu sigortayı yaptırabilir. Zorunlu bir sigorta değildir, isteğe bağlıdır. Ancak bazı ticari işlemlerde taraflar bu sigortanın yapılmasını şart koşabilirler. Emtia sigorta poliçesinde sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır. Teminatlar nelerdir? 3 tip teminat vardır. Birincisi geniş teminat. Verilen bu teminat kasti hareketler, olağan hasarlar, ambalajlanma ve hazırlanma yetersizlikleri, gizli kusur, gecikme ve bunun gibi hareketler haricindeki bütün rizikoları teminat altına almaktadır. İkincisi dar teminat. Karayolunda kamyon klozu, demir yolunda demir yolu klozu ile verilen bu teminat, taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması gibi sonucu taşınan yüke gelebilecek ziya ve hasarları karşılamaktadır. Üçüncüsü ise tam ziya teminatıdır. Tam ziya klozu ile verilen bu teminat, bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak üzere, ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyağı neticesinde sigortalı yükün fiilen
ve tamamen ziyanını temin etmektedir. 3 tür nakliyat sigortası poliçesi vardır. Birincisi direkt kati poliçe. Eğer emtia sigortası poliçelerinde yer alması gereken hususlar yükleme tarihinden önce biliniyorsa direkt kati poliçe düzenlenir. Flotan poliçe, poliçede yer alması gereken hususlar ancak yükleme tarihinden sonra öğrenilebiliyorsa, emtianın yüklemeden itibaren teminat altına alınabilmesini sağlamak için düzenlenmektedir. Üçüncüsü ise abonman sözleşmesidir. Bir yıl içinde yapılacak bütün taşımalar için uygulanacak fiyat ve şartları sigortalı ile sigortacının yükümlülükleri önceden belirlenerek abonman poliçe düzenlenmektedir. Nakliyat sigortasında fiyatlanmayı etkileyen unsurlar 1. Malın cinsi, taşıma biçimi 2. Ambalajın türü 3. Sefer 4. Nakil aracı 5. Teminatın kapsamı 6. Açık kasa veya üzeri branda ile örtülmüş kamyonlarla yapılacak her türlü emtia sevkiyatları. Yedincisi ise abonman ve flotan dışındaki poliçelerde yükleme tarihinden sonraki bir tarihte teklifte bulunan sevkiyatlar olmak üzere fiyatlandırmayı etkilemektedir. İkinci nakliyat sigortası türü kıymet sigortasıdır. Gerçek ve tüzel kişilere ait nakit para, külçe altın ve gümüş ile hisse senedi, tahvil, bono, çek, piyango bileti gibi kıymetli evrakların bir yerden başka bir yere taşınmasına uygun nakil araçlarıyla taşınması sırasında doğabilecek silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma, hırsızlık, yangın gibi riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, kıymetli evrakın nominal değerleri üzerinden verilir. Ancak kıymetli evrakın ikame imkanı olduğu takdirde ödenecek tazminat, o evrakın yeniden basım masrafları ile sınırlıdır. Türk lirası ve yabancı para, külçe, külçe altın, gümüş, mücevherat gibi değerli taşlar ile hisse senedi, tahvil, bono, çek, piyango bileti gibi kıymetli kağıtların zırhlı araç, oto, posta veya kargo ile yapılacak sevkiyatları sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yangın, silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma gibi rizikolar teminat altına alınmaktadır. Üçüncü nakliyat sigortası türü tekne sigortasıdır. Tekne veya geminin deniz tehlikelerine karşı tekne kısmı, makina, ekipman ve donanımlarını teminat altına almaktadır. Bu sigorta gemi sahibi ya da işleteni veya gemi üzerinde sigorta edilebilir menfaati olanlar tarafından yaptırılır. Tekne sigortaları yıllık olarak veya sefer için yapılabilir. Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü tekne klozları ile belirlenmektedir. Kuru yük, tanker, römorkör, feribot, yolcu gemisi gibi motorlu yat, yelkenli, kotra, jet ski gibi deniz araçlarının tekne, makina, motor, ekipman, cihaz ve donanımları ile bağlı menfaat ve yasal sorumluluklarını çarpma, çarpışma, oturma, batma, yangın, infilak, fırtına, müşterek avarya, kurtarma, yardım gibi çeşitli deniz kaza ve tehlikeleri sonucu doğacak hasar ve masrafları tüm dünya denizlerinde geçerli uluslararası standartlarda ve orijinal şartlarla teminat altına alır. Ayrıca gemilerin çekme çekilme seferleri, limanda çalışma riskleriyle iskele, mali sorumluluk gibi sigortalarda
özel şartlarla teminat altına alınmaktadır. Diğer bir nakliyat sigortası nakliyecilerin mali mesuliyet sigortasıdır. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında karayollarında emtia taşımacılığı yapan nakliyat firmaları, tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri, marina sahipleri ya da işletmecileri ve liman işletmecileri sorumluluk sigortası yaptırabilir. Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite kadar sigorta eder. Taşıyıcı mali mesuliyet sigortalarında fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar şunlardır. 1. Sefer yapılan iller. 2. Taşınan emtianın cinsi. 3. Araç başı teminat limiti. 4. Sigortalının daha önceki dönemlerde hasar durumu. 5.'si de yıllık toplam taşıma kapasitesidir. Emtia sigortalarıyla taşıyıcı mali mesuliyet sigortalarını bir arada karşılaştıracak olursak, sigortalanabilir menfaat emtia sigortalarında malın fiziki varlığı iken sorumluluk sigortalarında taşıyıcının sorumluluğudur. Sigortalı emtia sigortalarında mal sahibi iken sorumluluk sigortalarında taşıyıcıdır. Sigorta bedeli emtia sigortalarında malın fatura değeri artı masraflar iken sorumluluk sigortalarında teminat limitidir. Bunu taşıyıcı belirlemektedir. Emtia sigortalarında nakil vasıtası gemi, kamyon, uçak, tren iken sorumluluk sigortalarında kamyondur. Tazminat emtia sigortalarında poliçe teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda verilirken, sorumluluk sigortalarında poliçe teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesinde nakliyecinin kusuru varsa verilmektedir. Son olarak CMR sigortalarından bahsedelim. Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı sorumluluklarını CMR konvansiyonu hükümleri gereğince teminat altına almaktadır. CMR konvansiyonu uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların sorumluluklarını belirleyen milletler arası mal nakliyatı mukavelesi ile ilgili anlaşmadır. Türkiye 1994 yılında konvansiyona imza koymuştur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de nakliyat sigortasından başladık. Hepinize iyi günler diliyorum.